kade içinde aynanı çarşı. Kimsesiz, çaresiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Öncelikle kendi sonunu düşünmeden vatan ve millet için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Yıl 2016. Aylardan yine Temmuz. Günlerden ise 15 Cuma. En uzun ve en karanlık gece. Zamanın adeta donduğu, bütün renklerin katran karasına dönüştüğü 15 Temmuz gecesi. Bir geceden daha ötesi. İzzet ve şerefimizi koruduğumuz satılık yamyamlara derslerinin verildiği gece. Birliğe ve dirliğe kurşun sıkılan gece. Rabbimizin zafer destanını yazdırdığı gece. Senin ve benim çocuklarım gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakan şehitlerin gecesi. Kendi selasını duyup şehadete koşanların gecesi. Tarihin en alçak darbesini engelleyen kahramanların gecesi. Bu geceye ilgi duyan tüm dostlarımıza selam olsun. Bugün bu meydanda herkes şunu haykırmak için burada. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı hiçbir zaman indiremeyeceksiniz. Ta ki kıyamete kadar. Vatanımızı parçalamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı hiç ama hiç susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Asım'ın nesli diyordu ya, gerçek nesilmiş. İşte çiğnetmedi. Çiğnetmeyecek namusunu. Kıymetli kardeşlerim, bu vatan ve bu millet çok ihanet, çok hainler gördü. Ama 15 Temmuz gibisini asla görmedi. Bu gece vatanı uğruna can veren yiğitlerimize anmak için işte buradayız. Herkesi burada görmek isterdik. 15 Temmuz 2016 tarihinde karanlık güçlerin oyuncağı olmuş, hainlerin ihanet planlarını çöpe atan kahramanlarımızı rahmetle anmak için buradayız. Bastığın yerleri toprak diyerek geç ve tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı diyen merhum Mehmet Akif'in feryadına kulak vermek için buradayız. Sultan Alparslan'dan itibaren tekbir sesleriyle Müslümanlaşan ve asırlar boyu iyiliğin, adaletin, medeniyetin beşikliğini yapmış Anadolu toprakları bugünlere kolay gelmemiştir. Zalimler her zaman olmuş ama karşılarında hakka ve adalete gönül vermiş dağ gibi kahramanlar da bulunmuştur. Hainler her zaman olmuş ama karşılarında ölümü ölümsüzleştiren korkusuz yiğitleri bulmuştur. Anlattığımız hikayeler var mı? Ben biraz buradan gideceğim. Aslında başka konuşacaktım ama Kaymakam Bey, benim de yarama bastığı için konuşmanın seyrini değiştirdim. Çok kısa özet geçeceğim ama önce üzerimde Yahyalı'ya iletmem gereken bir selam var.